Yani sağlığım bozuldu. Evlendim, evliliğim iyi gitmedi. Yani eşim evlendikten sonra ve yıllardır görüştüğüm kız arkadaşımdı. Yani neredeyse çocukluğumdan beri görüştüğüm bir arkadaşımdı, kız arkadaşımdı. Onunla evlendim, evliliğim iyi gitmedi. Üstüne üstlük benden tazminat talep etti ve tazminat aldı. İş kurdum, işim iyi gitmedi. İşim battı, daha çok borçlandım. Yani diyorum ki keşke diyorum hiç almasaydım bu mirası diyorum yani bir yerden sonra. Hiçbir faydası Ha, görmedim buna yani. bağlıyorsunuz siz. Evet, aynen. Ama işte buna bağlarken şu çıkıyor, yani ortada bir haksızlık mı var da Ya Gökhan Bey bu kadar rahatsız yok, oluyor diye düşünüyor insan. haksızlık yaptığımı da düşünmüyorum aslında yani. Yani ben de hani baktığın zaman bilmiyorum hani arkasını önünü, aile ilişkilerinizi, akrabalık ilişkilerinizi, şu anda da böyle konuşuyorum Ya ama kanunen zaten hakkınız yok, yani. haksızlık yaptığımı düşünmüyorum ama acaba diyorum yine de bir ah mı ettiler bana? Ah Ya ettiler. ah ettiklerini düşünüyorum yani İsmail'in, kuzenimin veyahut da amcamın, rahmetli amcamın. Şimdi aslında benim birebir görüşmem gereken kişi rahmetli amcam ama o vefat ettiği için onunla görüşemiyorum çünkü. Bu şekilde kuzenimle görüşmem gerekiyor ve ondan bir yani... Ne diyeceksiniz kuzeninize? Yani... Şimdi ben o kısmı anlamaya çalışıyorum. Ya Yani hani aslında... ya biz hani senle çok da görüşmüyorduk Yok, biliyorsun değil mi? aynen. Hani biz birbirimizle çok görüşen insanlar değiliz. Zamanında işte bir ebeveynimizden miras kaldı, paylaştık ama ben hani bunun şeyini göremedim. Çok rahatsızım bu konu. Hani onunla ne gibi bir şey Ya olabilir? aslında Onu kurmaya çalışıyorum kafamda. Ayşegül Tabii Hanım, inşallah onu da evet. arayacağız, ondan da dinleyeceğiz ama. Şimdi aslında kuzenimi kendim de bulabilirdim arayıp ama Ya aramışsınızdır illaki. arayıp yani çok böyle detaylı aramadım ama bir aramaya çalıştım ama yani belki bir yüz yüze gelsek belki o kötü bir şey söyleyecek, ben kötü bir şey söyleyeceğim. O kendine göre haklı olduğu yeri söyleyecek, ben kendime göre haklı olduğum yeri söyleyeceğim. Birbirimize daha tatsız bir mevzuya gidecek. O yüzden sizin de aracı olmanızı istedim bu konu hakkında. Yani şimdi kuzenimden şunu isteyeceğim. Ben acaba onu mağdur mu ettim? Yani tamam hakkımı aldım ama ben hakkımı alırken onlar mağdur mu oldu? Sonra o ne yaşadı, ne yaptığı haberiniz yok ya birbirinizden. Evet. Bir de ondan da Çünkü şöyle de bir şey, aklınızda kalmıştır. şöyle de bir şey duydum. Amcam herhalde bu mahkeme sürecinde bir hastalanmış, rahatsızlanmış. Ondan sonra vefat etmiş. Bundan dolayı da galiba beni suçluyorlarmış herhalde. Öyle bir şey de duyum aldım. Acaba diyorum bana bir ah mı ettiler de benim hayatım böyle alt üst oldu. Yani onu bir öğrenmek istiyorum kendisinden. Eğer öyle bir şey Yani varsa. dolaylı olarak onları hani bu miras dışında dolaylı olarak da böyle davranarak üzmüş olabilirim mi diye Evet düşünüyorsunuz? yani belki bu aşamaya gelmeden de konuşarak halledebilir miydik? Denemediniz mi Gökhan? Yani hani Ya çok da böyle onlar bana bir teklif sundu. Ben de bu teklifi kabul etmedim. Yani çok böyle şeye girmedik. hakkınız olanı Yani istemişsiniz siz hakkımı de. alanı istedim ama işte yani sonuçta Ama şey yapmadı diyorsunuz, onlar yaramadı. evet yaramadı. Niye yaramadı ben de bilmiyorum yani. Evet, sizin yan yana gelmeye ve hakikaten belki de bu vicdanınızı bilmiyorum. Hani neye, kime göre rahatlatacaksınız ama biz ulaştık tabii İsmail Bey'e. Ulaştınız mı, buldunuz mu? Ulaştık tabii ki. Şimdi gideceğim, arayacağım, programımıza davet edeceğim. İnşallah gelir. İnşallah gelir, inşallah yan yana gelirsiniz. İnşallah. Bana müsaade edin şimdi. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tamamdır. Yine bir miras meselesi. Bakalım. Bir de İsmail Bey'i dinleyelim, değil mi? Alo. Alo. Merhaba, İsmail Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim, siz kimsiniz? İsmail Bey, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum ama bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Fırsat buldukça zaten programınızı izliyorum. Yalnız emanet derken neyi kastettiğinizi anlayabilmiş değilim. Emanetin ne olduğunu söyleyemiyoruz. Programı izliyorsanız siz de görmüşsünüzdür. Siz ancak aracımıza teşrif ederseniz o zaman biz de öğreniyoruz emanetin ne olduğunu. Araca gelebilir misiniz? Tamam. Evinizin önünde aracımız bekliyor. Ekibimiz de orada. Ben sizi birazdan tekrar arayacağım. Tabii efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Size de görüşmek dileğiyle Sağ olun. efendim.
Gökhan Bey programımıza başvurdu daha evvel. Babaannesi rahmetli olmuş ve rahmetli olduktan sonra da onlara bir miras kalmış. Bu mirası da kuzeniyle aralarında ortak pay ettiklerini düşünüyor. Ama bir taraftan da sanki hak etmediğini düşünüyor gibi hissettim. Onu da İsmail Bey gelince öğreneceğiz. İsmail Bey, araçtasınız sanırım. Evet. Şifreyle aracımızın içindeki kasayı biliyorsunuz, gördünüz de şimdi. Evet. O şifreyle kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen, ne olduğunu ben de merak ediyorum çünkü. Tabii, bir dakika. Kasada. Kasanın içerisinde bir dikiş kutusu çıktı. İçinde iğne, iplik vesaire var, makas. Babaannemin küçükken babaannemde de aynısından vardı. Ondan gördüğüm için biliyorum içeriğini. Anladım. Peki programımıza kim başvurmuş olabilir İsmail Bey? Programa kim başvurmuş olabilir? Gökhan mı ki yoksa? Evet, programımıza Gökhan Bey başvurdu, kuzeniniz başvurdu. Ya ben onunla görüşmek, muhatap olmak istemiyorum ya. Bu benim kanım mı, canım mı istiyor? Ne istiyor ki bu benden ya? Kim dedi ki buna bu git programa başvur? Yüzünü bile görmek istemiyorum, yüzünü şeytan görsün. Şöyle söyleyeyim size, siz gelseniz... Ben sizinle tanışsam, hikayeyi bir de sizden dinlesem mümkün mü? Mümkün efendim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman araç sizi benim olduğum yere getirecek. Bekliyorum. Fakat Ayşegül Hanım, ben o şahsiyeti, yüzünü bile görmek istemiyorum. Bunu baştan belirtiyorum. Görüşmek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok ama ben sizi bekliyorum. Peki efendim. Çok teşekkürler. Ne demek efendim, rica ederim. Aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Var bir şey. Yani bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar birbirine bir konuda gönül koyuyorsa... illaki biri tarafında şikayet ettiği bir şey vardır. Ya da başına istemeden bir şey gelmiştir. Anlayacağız.